أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Münziri'ye ait Et-Tergib ve Terhib isimli hadis kitabımızın birinci ciltini okumaya devam ediyoruz. İyiliğe çığır açmanın fazileti ve kötülüğe ön ayak olmanın kötülüğüyle ilgili babımızın birinci hadis-i şerifini okuyacağız inşallah. Cerir radıyallahu anh'den şöyle rivayet olundu. Bir gün sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Yanına kaplan derisine benzeyen kaftanla aba giymiş, kılıç kuşanmış savaşçı bir grup geldi. Çoğu Mudar kabilesindendi. Hatta hepsi Mudar'dan da diyebilirim. Onların fakirliğini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Mescitten evine girdi. Sonra çıktı ve Bilal'e ezan okumasını emretti. Bilal ezan okudu ve kâmet getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Sonra hitabette bulunarak şu ayetleri okudu. Nisa suresi 1. ayet-i kerime. Ey insanlar! Sizi bir kişiden yaradan Rabbinizden korkarak vazifelerinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah sizin bütün amellerinizi bilir. Yine Haşr suresi 18. ayet. Allah'tan korkarak vazifelerinize dikkat edin. Herkes yarın için ne yapmış ona baksın. Ve şöyle devam etti. Bir adam altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, bir sağ ölçek buğdayından, bir ölçek hurmasından, yarım hurma olsun sadaka vermeli. Bunun üzerine Ensardan bir kişi para kesesini getirdi. Neredeyse onu vermeyecekti, veremedi de. Sonra halk arka arkaya gelerek sadakalarını verdiler. Öyle ki iki öbek yiyecek ve elbise birikti. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün altın rengi gibi ışıldadığını gördüm. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, o kimseye onun ve ondan sonra onunla amel eden kişilerin sevabı verilir. Ve amel edenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, o kimseye de onun ve onunla amel eden kişilerin günahı verilir. O kötü ameli işleyenlerin günahlarından da hiçbir şey eksilmez. İyi çığır açmanın fazileti ve kötülüğe ön ayak olmamak babımızın ikinci hadis-i şerif Huzeyfe radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi yardım istedi. Ona hiç kimse bir şey vermedi. Sonra bir adam ona bir şey verince diğerleri de verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse iyi bir çığır açar da onu başkaları da yaparsa o kimseye iyiliğinin sevabı ile söz konusu iyiliği yapan kişilerin sevabı da verilir. O kişilerin sevapları da hiç eksilmez. Bir kimse de kötü bir çığır açar ve bunu başkası da yaparsa o kimseye o kötülüğünün ve o kötülüğü yapan başkalarının günahı da verilir ve bu kötülüğü yapan kişilerin de günahları hiç eksilmez. Üçüncü hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olundu. Haksız yere öldürülenlerin kanının günahından Adem aleyhisselamın ilk oğlunun da bir payı vardır. Çünkü insan öldürmeyi ilk defa o ön ayak olmuştur. İyiliğe çığır açma ile ilgili dördüncü hadisimiz Vasilete ibn el-Esqa
radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir kimse iyi bir işe ön ayak olursa, o iyi iş terk edilinceye kadar kendisine hayatında veya öldükten sonra o işi yapanlar kadar sevap verilir. Bir kimse de kötü bir işe ön ayak olursa, bu iş bırakılıncaya kadar bunun günahı o kişiyedir. Bir kimse de savaşçı olarak ölürse, o kimse kıyamet gününde tekrar dirilinceye kadar üzerine devamlı bir savaşçı sevabı yazılır. Bu hususta bundan önceki konuda geçen Amr bin Avf'ın hadisi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haris oğlu Bilal'e şöyle buyurdu. Bilesin ya Bilal. Bilal, neyi bileyim ya Resulallah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra benim sünnetimden uygulanmayan herhangi bir sünneti uygulamaya koyan kimseye o sünnetle amel eden kişilerin sevabı verilir ve amel edenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bir kimse de Allah ve Resulünün rızaları olmayan bir sapıklığı, bir bid'atı uydurursa, o kişiye o bid'atle amel edenlerin günahları verilir ve amel edenlerin günahlarından hiçbir şey eksilmez. Konuyla ilgili 5. hadis-i şerif, Sa'd oğlu Sehil radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Gerçekten bu iyilik hazineleridir. Bu hazinelerin anahtarları vardır. Allah'ın iyilikleri açacak, kötülükleri kilitleyecek anahtarı verdiği kula müjdeler olsun. Kötülükleri açacak, iyilikleri kilitleyecek anahtarı verdiği kulun vay haline. 6. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Başkalarını doğru veya eğri yola davet eden herkes kıyamet gününde o şeye davet ederek haşrolunur. Bir kişi davet etse bile. Bu hadis-i şerifi bir daha okuyorum. Başkalarını doğru ya da eğri bir yola davet eden herkes kıyamet gününde o şeye davet ederek haşrolunur. Bir kişiyi davet etse bile. Bu hadis-i şerifimizle iyiliğe çığır açmak ve kötü yola çağırmanın nehyedilmesiyle ilgili hadis-i şeriflerimiz tamamlandı. İlim kitabına başlıyoruz. İlim kitabında ilk konumuz ilim öğrenmek ve öğretmek, alimlerin ve öğrencilerin fazileti hakkında olacak. İlk hadisimiz Muaviye radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olundu. Allah bir kimseye iyilik dilerse ona dinin inceliklerini öğretir. Yine Taberani'nin Kebir adlı kitabında rivayet ettiği hadisin sözleri şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Ey insanlar! İlim öğrenmekle elde edilir. Anlamak, anlamaya çalışmakla olur. Allah bir kimseye iyilik dilerse, ona İslam dininin inceliklerini öğretir. Allah'tan yalnız Allah'ı en iyi bilenler korkarlar. İlim öğrenmek ve öğretmek, alimlerin ve öğrencilerin faziletiyle ilgili babımızın 2. hadis-i şerifi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Allah bir kula iyilik dilerse ona dinin inceliklerini öğretir ve ona doğruyu ilham eder. 3. hadis-i şerif Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. İbadetin en faziletlisi dini anlamaktır. Dindarlıkta da en faziletli gerçek takvadır.
Dördüncü hadis-i şerif Huzeyfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. İlmin üstünlüğü ibadetin üstünlüğünden daha hayırlıdır. Dinimizin en hayırlısı da gerçek takvadır. Yani din adını yaptığınız hayırlı iş gerçek takva oluyor. 5. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. İlmin azı ibadetin çoğundan daha iyidir. Allah'a ibadet etmesi kişiye ince anlayış bakımından yeterlidir. Kendi görüşünü beğenmesi de bilgisizlik bakımından yeterlidir. Kendini görüşünü beğenmek kadar cahillik yoktur diye tercüme de edilebilir. 6. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. Bir kimse bir müminin üzerindeki dünya darlıklarından birini giderirse Allah da o kimsenin kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahireti kusurlarını örter. Kim bir sıkıntıda kalanın işine yardım ederse Allah da o kimsenin dünya ve ahireti işlerini kolaylaştırır. Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kulun yardımında olur. Bir kimse ilim talebi için yola düşerse Allah bu sebeple ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir ibadet yerinde toplanıp Allah'ın kitabını okuyan ve aralarında onun manasını birbirlerine anlatan topluluğu melekler kuşatırlar ve üzerlerine huzur ve rahmet iner. Allah onları yanındaki meleklere över. Bir kimseyi kötü amelleri alçaltırsa soyu ve ataları onu yükseltemez. İmam Münziri'nin Et-Tergib ve Terhib isimli hadis kitabının birinci ciltini okumaya devam ediyoruz. İlim kitabı ve bu kitabın bir bölümü olarak ilim öğrenmek ve öğretmek. Hadis-i Şerif 7'ye geldik ve Ebu Derda aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor. İlim tahsili için yola çıkan kişiye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsilinde bulunanın yaptığından memnun oldukları için ona kanatlarını gererler. Yerde ve göktekiler, sudaki balıklara varıncaya kadar alimin bağışlanmasını dilerler. Alimin ibadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş para bırakmadılar. Onlar miras olarak yalnız ilim bıraktılar. İlmi alan nasibini tam almış olur. Konumuzla ilgili 8. hadis-i şerif Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. İlim öğrenin. Zira Allah için ilim öğrenmek Allah'tan korkmayı sağlar. İlim talebi ibadet, müzakeresi tesbih, tahsili ise cihattır. Bilmeyenlere onu öğretmek sadaka, onu ehline vermek de Allah'a itaattır. Çünkü ilim, helal ve haramın yollarını gösteren işaret ve cennetliklerin yollarındaki kandilleridir. İlim yalnızlıkta dost, gurbette yoldaş, tenhada arkadaş, bollukta ve darlıkta yol gösterici, düşmanlara karşı silah ve dostlar yanında zinettir. Allah ilimle toplumları yükseltir ve onları devamlı iyiliklerde önder yapar. Böyle toplumların eserleri anlatılır, yaptıklarına uyulur ve görüşlerine başvurulur. Melekler sohbetlerine katılmak isterler ve kanatlarıyla onları okşarlar. Yaş ve kuru, denizde yaşayan balıklar ve diğer haşereler, karada yaşayan yırtıcı hayvanlarla diğer canlılar hep onların bağışlanmasını dilerler.
Çünkü ilim kalpleri cehaletten kurtararak onlara hayat verir. Gözleri karanlıklardan kurtaran kandillerdir. Kul ilmiyle iyi insanların rütbelerine, dünya ve ahirette de yüksek derecelere ulaşır. İlim öğrenirken düşünmek oruç sevabına eşittir. İlim öğretmek ise oruçtan bir kişinin gece teheccüd namazı kılmasının sevabına eşittir. Onunla yakınlara karşı alaka sürdürülür. Onunla helal haramdan ayrılır. İlim amele önderlik yapar. Amel de ilmin arkasından gider. İlim mutlu kişilere verilir. Mutsuz kişiler de ilimden mahrum kalır. 9. hadis-i şerif Ashab oğlu Safvan el-Muradi radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. O mescitte kırmızı elbisesine yaslanmış vaziyetteydi. Ona "Ya Resulallah, ben ilim öğrenmeye geldim." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhaba, ilim öğrenmek isteyen kişi. İlim öğreneni melekler kanatlarıyla kuşatırlar. Sonra onun öğreneceği şeye olan sevgilerinden dolayı dünya göğüne ulaşıncaya kadar birbirlerinin üzerine binerler." buyurdu. 10. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edildi. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlmi ehil olmayana öğretmek domuzların boyunlarına cevher, inci ve altın takmaya benzer. Konuyla ilgili 11. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. İlim öğrenirken ölen kimse o kadar yükselmiş olarak Allah'a kavuşur ki kendi ile peygamberler arasında yalnız peygamberlik derecesi kalır. Hadis-i şerif 12. Vasile Tebnil Eska radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Kim ilim öğrenmek ister ve öğrenirse Allah ona iki hisse sevap yazar. Bir kimse de ilim öğrenmek ister de elde edemezse Allah ona bir hisse sevap yazar. 'İlim öğrenmek ve öğretmekle ilgili babımızın 13. hadis-i şerifi Sahbere radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ederken yanına gelen kişiye oturun çünkü dinlemeniz hayırlıdır buyurdu. Vaazı bitirerek yerinden kalkıp ve ashabı dağılınca o iki kişi kalkarak ya Resulallah sen bize oturun dinlemeniz hayırlıdır dedin. Bu sözün yalnız bizim için mi yoksa bütün insanlar için mi dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek isteyen herkesin geçmiş günahlarına kefaret olur buyurdu. 14. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. 7 şeyin ecir ve sevabı öldükten sonra kabrindeyken kula verilir. İlim öğreten, su yatağı açan, kuyu kazan, hurma diken, cami yaptıran, mushaf bırakan veya öldükten sonra kendisine hayırlı dua eden çocuk bırakan kimselerin ecir ve sevabı onlar kabrindeyken verilir. 15. hadis-i şerif Ömer radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kimse sahibini hidayete götüren yahut dalaletten kurtaran ilim gibi bir fazilet elde edemez. Ameli doğru dürüst olmayanın dini de doğru dürüst olmaz. 16. hadis-i şerif Ebu Zer ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle dedikleri rivayet edildi. Kişinin öğrendiği faydalı bir konu bana 1000 rekat nafile namazdan daha sevimlidir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim öğrenirken ölen kimse şehit olur. Taberani'nin Evsat'ta rivayet ettiği hadis şöyledir. Kişinin öğrendiği ilmi bir konu onun için 1000 rekattan daha hayırlıdır. 17. hadis-i şerifte Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Ya Ebu Zer, gidip Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen, senin için 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Amel edilsin veya edilmesin. Gidip ilmi bir konuyu öğrenmen ise, senin için 1 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. İlim öğrenmek ve öğretmek babında 18. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Allah'ı zikretmek, tesbih ve tekbir gibi ibadetler ile alim ve öğrencinin dışında kalan dünya ve dünyanın içerisindeki her şey Allah'ın rahmetinden uzaktır. 19. hadis-i şerif, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir kimse ilmi bir konuyu insanlara öğretmek maksadıyla öğrenirse kendisine 70 sıddık sevabı verilir. 20. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi. Allah'ın farz kıldıklarından 1 veya 2 veya 3 veya 4 veya 5 kelime öğrenen, öğrendiği bu kelimeleri başkalarına da öğreten herkes mutlaka cennete girer. Ebu Hureyre bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittikten sonra hiçbir hadisi unutmadım dedi. Yirmi birinci hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Sadakanın en üstünü Müslüman bir kişinin ilim öğrenip onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. 22. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Yalnız iki kişiye gıpta edilebilir. Bunlardan biri Allah'ın mal verdiği ve hak yolda harcamaya muvaffak kıldığı kimse. Diğeri de Allah'ın Kur'an ve hadisleri anlama gücü verip de ve onunla amel eden ve bunları başkalarına da öğreten kimsedir. 23. hadis-i şerif Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. Allah'ın benimle birlikte gönderdiği hidayet ve ilim yere yağan yağmura benzer. Bu yerin bir bölümü güzel, verimli, suyu emer, otlar ve bol bitkiler bitirir. Bir kısmı da çorak arazidir ki hiçbir şey bitirmez ama suyu tutar. Allah Teala bu toprakla insanlara yarar sağlar. İnsanlar ondan sularını alırlar, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bazı yerlere de yağmur yağar ama orası suyu tutmaz. Yağan yağmur akar gider, bir şey de bitirmez. İşte bu Allah'ın dinini öğrenip, İşte bu Allah'ın dinini öğrenip ve Allah benim vasıtamla gönderdiğinden yararlanıp da hem öğrenen hem de öğreten bir kişiyle buna kulak asmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kişiye benzer. 24. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Mümin bir kimseye ölümünden sonra erişecek amel ve iyi işlerinden bir kısmı öğrettiği ve yaydığı ilimle arkasına bıraktığı salih bir çocuktur. Yahut miras olarak terk ettiği mushaf veya inşa ettiği cami veya yolcular için yaptırdığı misafirhane veya umumun faydasına açtığı kanallar
veya hayatında ve sıhhatliyken malından ayırarak verdiği ölümünden sonra ona ulaşacak sadakadır. 25. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnsan ölünce amellerinin sevabı kesilir. Ancak şu üç amelinin sevabı devam eder. Verdiği sadaka-i cariye, bıraktığı faydalanılan ilim veya yetiştirdiği kendisine dua eden salih evlat. 26. hadis-i şerif Ebu Katade radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir. 1. Kendisine dua eden salih çocuk. 2. Sevabı kendisine ulaşan sadaka. 3. Ölümünden sonra amel edilen ilmi eserler ve talebeler. 27. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bu ümmetin bilginleri şu iki kişinin şahsında toplanabilir. Birisine Allah ilim vermiş, o da ilmini cömertçe yaymıştır. Onu mal biriktirmeye vesile yapmamıştır. Karşılığında para da almamıştır. Bu kimsenin denizde balıklar, karada hayvanlar ve havada kuşlar bağışlanmasını dilerler. Diğer birine de Allah yine ilim vermiş. Fakat bu kişi ilmini Allah'ın kullarına öğretmemiş. Bu hususta cimrilik yapmış. İlminin karşılığında mal biriktirme sevdasına kapılarak onu parayla değişmiştir. İşte bu kişiye kıyamet gününde ateşten bir gem vurulur. Ve bir melek hesap bitinceye kadar şöyle seslenir. Bu adam Allah'ın kendisine ilim verdiği fakat ilmini Allah'ın diğer kullarından sakınan, ilmini vasıta yaparak mal biriktirme sevdasına düşen ve ilmi paraya değişen kişidir. 28. hadis-i şerif Ebu Ümame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. İlim yok olmadan önce hepiniz bu gerçek ilmi öğrenin. Onun yok olması göğe kaldırılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta parmağı ile şehadet parmağını şöyle yan yana getirdi. Sonra alimle ilim tahsil eden iyilikte ortaktırlar. Diğer insanlarda hiç hayır yoktur buyurdu. İlim öğrenmek ve öğretmek babı 29. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Yeryüzündeki bilginler gökteki yıldızlara benzerler. Bu yıldızlarla karada ve denizdeki karanlıklarda doğru yol bulunur. Yıldızlar battığı zaman neredeyse kılavuzlar bile şaşırırlar. Enes oğlu Muaz radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir kimse ilim öğretirse o kişiye öğrettiği ilimle amel edenlere verilen kadar sevap verilir. Amel edenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Rabbimiz bize gönderdiği ilmi öğrenip öğreten, onunla amel eden kullarından eylesin bizi inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.